arzu ediyoruz, bunu bekliyoruz. Bildiğiniz gibi ki 2014 yılından bu yana yurt dışında biz de artık sandık kuruyoruz ve dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin siyaseti üzerinde söz söylemesi, ben de varım demesi için gereken altyapıyı hazırladık ve en son olarak da bu 16 Nisan halk oylamasında Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımız oy kullandı. Memleketin gelecekteki yönetim sistemi hakkında fikrini söyledi ve böylece ülkemizin geleceğine katkı yapmış oldu. Değerli vatandaşlarım, değerli kardeşlerim, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık son zamanlarda bu yaşadığınız ülkelerde artmaya başladı. Maalesef bu ırkçılığa doğru yönelen bu akım hepimizin ama bilhassa da yurt dışında vatan yaşayan sizlerin maruz kaldığı olumsuz bir gelişmedir. Ama şartlar ne olursa olsun şunu bilmenizi istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak her kademesindeki yöneticisi sizin yanınızdadır. Sizler de İngiltere'de de Türk olmayan Müslüman derneklerle de birlikte, daha fazla birlikte hareket ederek sesinizi duyurmanızı istiyoruz. Aşırılıktan yana olmayan çevrelerin desteğini alıp güzel dinimiz İslam'ın kötü bir şekilde İslam düşmanlığı, terörle birlikte anılmasının önüne geçmemiz lazım. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde bir karar verdi ve şimdi bu ayrılma süreci devam ediyor. Türkiye'de bir yandan Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan, uzun yıllardan beri adaylık sürecini yaşayan bir ülke. Aslında geçen Ocak ayında Theresa May, İngiltere Başbakanı bizi ziyarete geldiğinde bana bir soru sordular ve Sayın Theresa May'e de bir soru sordular. Siz birlikten çıkmaya karar veren bir ülkenin başbakanısınız. Siz de birliğe girmek için uğraşan bir ülkenin başbakanısınız. Nasıl bir duygu içerisindesiniz? Birbiriyle zıt olan bu iki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumda tabii beklemediğimiz bir soruydu. Ben dedim ki ya bu Avrupa Birliği öyle bir şey ki giren de pişman, girmeyen de pişman. Doğrusu tabii Avrupa ile olan ilişkilerimiz son yıllarda, özellikle bu geçtiğimiz yıl içerisinde çok da aman aman istediğimiz düzeyde değil. Özellikle 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimiyle beraber burada aramızda ciddi bir soğukluk oluştu. Sebebi ne? Sebebi ülkemizin demokrasisine, geleceğine kasteden asker kılığı içerisine girmiş bu alçak terör unsurları insanlarımız üzerine bombaları, efendim her türlü ateşi yaptılar. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Ve ama insanımız ülkesini, vatanını, hükümetini korumak üzere Cumhurbaşkanımızın çağrısına tereddüt etmeden meydanlara indi ve göğsünü bu saldırılara siper etti. Darbecilere ülkeyi teslim etmedi. Bu A
adeta bir destan yazdı Türk milleti. Böyle bir olayı yaşamamıza rağmen maalesef Avrupa ülkelerinin birçoğu sus pus oldular. Hiçbir açıklama yapmadılar. Birkaç gün ses seda yok. İşte bu yaşadığınız ülke, İngiltere bunlardan ayrılan bir ülkedir. İlk anda bu darbe girişimini kınayan ve demokrasiden yana olduğunu ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu aslında Avrupa'nın diğer ülkelerinden ayrışan, o gün bizim ihtiyacımız olan bir sesti. Bu olaydan sonra İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiler başka bir boyut kazandı. Şimdi İngiltere ile o günlerde başlayan, daha sonra birlikten çıkma kararıyla benzeşen, ortak yanlarımızın arttığı bir ortamla karşı karşıya kaldı. Bugün ziyaretimizde ilk olarak Prens Andrew ile bir görüşme yaptık sarayda ve çok verimli bir görüşme geçti. Hakikaten şunu gördük. İngiltere Türkiye ile ilişkileri daha ileri götürmek istiyor. Burada ciddi bir samimi isteği var. Bilhassa Avrupa Birliği'nden çıkış kararından sonra bizim ikili ilişkileri geliştirmek için yeni mekanizmalara da ihtiyacımız var. Tabii bizim İngiltere ile ilişkilerimizi belirleyen Avrupa Birliği kurallarıydı. Şimdi o kurallar yavaş yavaş bir iki sene içerisinde ortadan kalkacağı için onun yerine geçecek bir sistemi de kurmamız gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarımız başladı. Serbest ticaret anlaşmasının yeniden yapılması, ikili anlamda birbirimize hem karşılıklı yatırımların teşviki hem ticaretin kolaylaştırılması gibi birçok önemli adımları birlikte atacağız. Bunun kararını vermiş durumdayız. Savunma sanayi ile ilgili işbirliğimiz başladı. Şu anda ortak TFX dediğimiz en son nesil uçak yapımı konusunda Türkiye'deki TAI firmasıyla buradaki BA firması bir anlaşma yaptılar. Çalışmalara başladılar. Ayrıca enerji alanında, bilişim alanında, sağlık ve turizm alanında işbirliklerimizi geliştirme potansiyelimiz var. Bu ikili düzeyde, bu ikili ilişkiler gelişince bu sefer bölgesel konular, küresel konularda da fikir benzerliği daha çok artacak. Ortak hareket etme kabiliyeti daha fazla gelişmiş olacak. Dolayısıyla özellikle bu noktada İngiltere Avrupa Birliği'nden bariz bir şekilde ayrışan Türkiye ile ilişkiler geliştirme yönünde bir döneme girdi. Bu dönemi daha ileriye taşımak, başarılı şekilde sürdürebilmek şüphesiz sizlerle daha kolay olacak. Sizler bu ülkeyle bağlarımızın gelişmesi için önemli bir görev ifa ediyorsunuz. O yüzden de tabii bizim sizin her türlü beklentinizi bilmek, ona göre politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bunlar işin iyi tarafları ama bir olumsuz tarafı da var. Ya bu topraklarda 400 binin üzerinde
Kıbrıs kökenli ve soydaşlarımız, vatandaşlarımız yaşıyor. Şüphesiz hepiniz aynı düşüncede değilsiniz. Farklı düşüncelerimiz tabiatıyla farklı olacak ama ortak değerimiz nedir? Ortak değerimiz doğduğumuz, havasını soluduğumuz, efendim güzelliklerini yaşadığımız memleketimizin dünyada, bölgede en iyi konuma gelmesi. Bu hepimizin ortak arzusu. Ülkeyi bölmek isteyen, başkalarına uşaklık yapanları bunun dışında tutuyorum. Terör örgütlerinin bizim aramızda yeri olmaz. İsminin bizimle aynı olması bir şey fark etmez. Ülkemizin birliğini, beraberliği, bayrağını, üniter yapısını hazmedemeyen kim olursa olsun bu topluluğun içinde yeri olmaması lazım. Bizim bütün mücadelemiz dört şey için. Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan. Bu bizim için vazgeçilmezdir. Milletimiz için vazgeçilmezdir, geleceğimiz için vazgeçilmezdir. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizim etrafımızda sürekli hareket var. Bakın 6-7 yıldır Suriye'deki savaş, Irak'taki istikrarsızlık, Filistin'deki sorunlar. Efendim bütün bunların en büyük bedelini Türkiye ödüyor. Dünyadaki mültecilerin, 5 mülteciden 3'ünün kucak açan, ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Dünyanın en büyük ihtiyaç sahibi ülkelere veren, kaynağından veren ülke Türkiye. Yarın Somali konferansı yapacağız. Somali'ye destek olmak, Somali'de barışı, huzuru sağlamak, Somali'deki yoksulluğu azaltmak için bir toplantı olacak. Ama hatırlayın, Somali gözden çıkarılmış bir ülkeydi. Gelişmiş ülkelerin zihninde artık iflah olmaz, ülke olarak dikkate alınmaması gereken bir yerdi. Ama ne yaptı? Cumhurbaşkanımız oraya gitti ve oradan dünyaya dedi ki burada insanlık ölüyor. İnsanlığı göreve davet etti ve o günden beri Somali toparlamaya çalışıyor. Şimdi devletleri de var, hükümetleri de var. Limanlarını harekete geçirdik, havalimanlarını yaptık, harekete geçirdik. Efendim hastanelerini kurduk, yollarını yaptık. Bizim başka ülkelerle işbirliğimizde kafamızda bir menfaat, acaba buradan nasıl bir kar elde ederim mantığı yok. Biz kültürümüzün, inancımızın gereğini yapıyoruz. Bir de yaptığımız işlerde kazan kazan esasını gidiyoruz. Ben ne vereceğim? O ne verecek? Bu prensip dahilinde bugün sessiz sedasız bir verip 10 tane anlatan değil, bir verip hiç anlatmayan bir mantıkla dünyada 3 milyar dolar yılda hibe, karşılıksız yardım yapan bir Türkiye. Nereden? 1 milyon dolar için kapı kapı dolaşan bir Türkiye'den bugünlere geldik. Hamdolsun. Milletimizin sayesinde bunu başardık. Millet güvendi. Millet destek verdi ve 15 yılda bir Türkiye, 3 Türkiye oldu. Birçok gelişmiş ülke Türkiye'ye gıptayla bakıyor. Bazısı da biraz kıskançlıkla da bakıyor.
Yani bunlar işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya, dünyanın en büyük havaalanı Osman Gazi Köprüsü, şu kadar bölünmüş yol, bu kadar hızlı tren. Ya ne oluyor bu Türkler? Ne oldu? Gömü mü buldular? Nasıl yapıyorlar bunları diye kendi kendilerine de soruyorlar. Kaynak nedir diye soruyorlar bize. Kaynak insan. İnsan. Eğer insanınız güveniyorsa ülkesine, insanınız ülkeyi yönetenlere güveniyorsa, o ülkenin önünde hiçbir şey duramaz. 15 yıl birçok sınamalara rağmen, birçok engellemelere rağmen Türkiye çok büyük yol aldı. Bunu tersine çevirmek için de çok gayretler oldu. Açık, kapalı. En az 4 tane tehditle karşı karşıya kaldı. En son işte en kanlısı 15 Temmuz'du. Ve 15 Temmuz bizi 16 Nisan'a getirdi. 16 Nisan'a durup dururken gelmedi. Sürekli milli irade nedir? Milli irade milletin size verdiği güçtür. Şimdi milletin verdiği güce ortak olmaya çalışanlar var. Bu gelişmiş demokrasilerde olmaz. Gücü millet verir, millet alır. İşte yaptığımız bu anayasa değişikliği de değerli vatandaşlarım, milletin verdiği gücün gizli ortaklarını ortadan kaldırmaktır. Bundan sonra ne olacak? Tek başına güçlü iktidar, sürekli istikrar. Özeti budur. Efendim seçim oldu, iktidar olundu, olunmadı derdi yok. Her seçimde iktidar olacak. Çünkü %50'den fazla rey alacaksın. %50 oy almak kolay bir şey mi? Vatandaşların yarısının en az desteğini alacaksın ki iktidar olasın. Bu ne demektir? Türkiye'nin her köşesinden oy alman lazım. Sadece Trakya'dan değil, sadece Akdeniz'den değil, Güneydoğu'dan, Doğu'dan, İç Anadolu'dan, Karadeniz'den, Ege'den, her taraftan. Bu da ne getiriyor? Türkiye'nin birliğini getiriyor, beraberliğini getiriyor. Bölünme tehdidini ortadan kaldırıyor. Etnik bir parti olmaya çalışsan iktidar olma şansın yok. Efendim ben işte Güneydoğu'nun şeylerini savunuyorum. Oradaki efendim, yaşayan vatandaşların savunabilirsin. Ama bunu ülkenin birliği içerisinde yapacak. Sistemin, gelen sistemin birçok faydaları var da özetle özü bundan ibaret. Türkiye'nin üniter yapısını muhafaza eden, milletiyle ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne sürekli hale getiren ve istikrarı kalıcı hale getiren, sürekli iktidar çıkaran bir sistemden bahsediyoruz. Vesayet, darbe, müdahale, bu illegal girişimler, bunların hiçbiri yok. Bu da ülkenin demokrasisinin biraz daha yeni bir safhaya yükselmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar son 15 yılımıza bakın. Yani sadece Türk Hava Yolları'ndan örnek vereyim. Türk Hava Yolları, ben Ulaştırma Bakanlığı yaptım 12 yıl boyunca. Türkiye Cumhuriyeti'nden herhalde en uzun bakanlık yapan benden önce 3,5 yıl. 1923'ten beri. Ama işte o süre boş geçirmedik. Şimdi 2003'teki Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi gidin görün. Yolları, hava yollarını, deniz yollarını, hızlı trenleri. Bu ülkede hızlı tren yok, Türkiye'de hızlı tren var.
Dünyanın en büyük havalimanını biz yapıyoruz. Mühendislik açısından en zor projeleri yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli. Şimdi Yeni Kapı'dan girin, Karacaahmet, Göztepe, Sapağan'a 4 dakikada geçiyorsunuz. Nereden geçiyorsunuz? Denizin 106 metre altından geçiyorsunuz. Dünyadaki en uzun, en derin tünel deniz altından geçen 44 metre. Amerika'da. Bizimki 106,5 metre. 6000 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şimdi 25.500 kilometre bölünmüş yolumuz var. Dünyanın en uzun açıklıklı köprüsünü, Çanakkale Köprüsü'nü temelini attık. 2023 gelmeden inşallah açacağız. Onun için içeride biz günlük politikalarla, belki bunları görmüyoruz ama dışarıdan bakan Türkiye'deki gelişimi sizler ara ara geldiğiniz zaman farkı çok daha iyi görebilirsiniz. Türkiye bu kazanımlarını kaybetmemeli. Ne vardı canım, işte gidiyordu. Ne vardı şimdi, bir kümes sistemini, anayasa değiştiriyorsunuz. Ne vardı da kardeşim, Türkiye'de iktidar sorunu mu vardı? 15 Temmuz niye oldu? Olmayacağını kim garanti edebilir? Millet garanti eder. Şimdi millet işi ele aldı. Vesayete geçit yok dedi. Onun için eminim ki, bakın Türk Hava Yolları'ndan diyordum. Türk Hava Yolları'nın topu 60 noktaya uçuşu vardı. Şimdi 280 noktaya uçuyor. Bütün havacılıkta bir yıllık yolcu sayısı iç dış hat tamamı 33 milyondu. Sadece iç hatlarda 90 milyon açtık. İç dış hat 190 milyon. Havaalanı sayısı 26'dan 55'e. Avrupa'da yok, Türkiye'de denizin üstünde havaalanı. Dünyada ikinci. Şimdi üçüncüyü de Rize Artvin arasına yapıyoruz. Efendim havaalanı deyince doğuda varsa biz, sadece İstanbul, işte Ankara'nın batısı, böyle bir şey yok. Iğdır'da havalimanımız var. Şırnak'ta havalimanımız var. Hakkari'de havalimanımız var. Siirt'te var. Bingöl'de var. Doğuda da var, batıda da var. Bak, sizi temin ederim. Gidin Van'ın, Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Bingöl'ün yolları Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi. Niye bunları yapıyoruz? Ülkemizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz. Başka bizim yaşayacak yerimiz yok. Eminim ki yıllardır burada yaşıyorsunuz ama kafanızın yarısı memleketinizde. Gitmeseniz de aklınızın yarısı orada. Bu insan tabiatının gereği bir şey. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ben de gurbette kaldım. Hem de çok gelişmiş bir ülkede kaldım. Ama günümün dolmasını iple çektim, iple. Ülkemde istikrarsızlık vardı. Terör almış başını gitmişti. Moraller bozuktu. Hem de 2 gün önce bir fırsatını buldum. 2 gün önce ayrıldım. Bu duygu bambaşka bir şey. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanın, ille de vatanın demiş. Bulunduğunuz ülkelerde hiç o ülkenin insanlarına benzemeye çalışmayın. İstediğiniz kadar benzeyin, yine dışlarla. Kendi değerlerinizi koruyarak ben varım deyin. Asimile olmadan,
ama entegre olalım. Lisanını en iyi konuşalım. İmkanları en iyi şekilde değerlendirelim. Ama aman işte ben de sizdenim filan deyip bilmem ne, onlarla ülkenizi adeta kötüleme yarışına falan girmeyin. Hiçbir faydası olmaz. Böyle bir şey yapacağınızı zaten düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum da. Bazıları zannediyor ki efendim o ülkenin şeyleriyle, özellikle terör örgütü, bölücü terör örgütü, FETÖ terör örgütü bugün isimlerini değiştiriyorlar. Efendim bunlarla beraber işte Türkiye'yi kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zannediyorlar ki bu hareketleri onlara bir avantaj sağlayacak, bir imkan sağlayacak. Yok böyle bir şey. Değerlerimizi muhafaza ederek bulunduğumuz ülkede entegre olacağız. O ülkeyle ilişkilerimizi en iyi şekilde geliştireceğiz. Evet, konuşacak çok şey var. Ben çok fazla kafanızı yormak istemiyorum. Sizlerin soracağı şeyler varsa veya düşünceleriniz varsa onları almayı tercih ederim. Yarın Somali konferansı var. Somali konferansı işte 20'den fazla ülke bir araya geliyor. Bundan sonra Somali için ne yapılabilir? Onun hangi destekler verilebilir? Onlar konuşulacak. Bu arada ikili görüşmelerimiz olacak. Efendim çeşitli ülkelerin hükümet başkanlarıyla, yarın İngiltere Başbakanıyla bir görüşmemiz olacak. Amerika'dan, başka Almanya'dan bakanlarla görüşmelerimiz olacak. Dolayısıyla arkadaşlarımızla beraber yatırımcılarla kapsamlı bir toplantı yapacağız. Türkiye'nin önündeki yatırımcılar için fırsatlardan bahsetme imkanımız olacak. Ve ziyaretimizi tamamlayıp memlekete gidip tekrar oradaki işlerimizi takip edeceğiz. Bu ziyarette benimle beraber arkadaşlarım var. Şuradan başlarsak siz kendinizi tanıtın. Londra Başkonsolosu, ben de sizinle beraber tanıyayım. Mücahit Ali İhsan Aslan, milletvekilimiz, Ankara milletvekilimiz. Mustafa Elitaş Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili. Hayati Yazıcı İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcım. Büyükelçimizi tanıtmamıza lüzum yok. Abdülhamit Gülbey Gaziantep Milletvekili ve partimizin genel sekreteri. Kerim Uras da benim dış işleri danışmanım. Ekibimiz gördüğünüz gibi kuvvetli, sizlerin hizmetinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dediğim gibi sorularınız varsa buyurun. Buyurun. Oraya geçeyim, oradan mı? Daha önce de söylemeye çalıştım fakat bir yere varamadım. Varım siz buradasınız. Size bu birkaç fikrimi söylemek istiyorum şu şekilde. Mesela bu kadar projelerimiz var şeyde, Türkiye'de. Aynı zamanda Avrupa'nın bize olan durumlarını çok iyi biliyoruz. Evet. Bize karşı olan negatiflerini biliyoruz. Acaba İngiltere'de, bilakis İngiltere'de gerek lobicilik, gerek yakından burada olan işleri takip etmek için, Türkiye'yi savunmak için, Türkiye'ye yani bir nevi biz burada temsilci olmak için böyle bir projeniz var mı? Bize yardımcı olabilir misiniz? Ben bunu öğrenmek istiyorum.
Yani Türkiye'nin doğru yönde tanıtımı için bir çalışmadan bahsediyorsunuz, öyle mi? Evet. Yanlış anlamadıysam. Yok, mesela şimdi şöyle oluyor, radyolarda, televizyonlarda Türkiye'ye karşı her zaman söz ediyorlar, kötülüyorlar. Anladım. Ve burada biliyorsunuz hayır çıktı. Burada hayır çıktı. Evet. Bu hayır çıkmasının sebebi vardır. Biz ne yapıyoruz, ne şekilde çalışmamız gerekiyor ki bu hayırı evede çevirelim? Evet. Çok büyük mesele. Evet. Maalesef çok, bir yere varamıyoruz. Çok çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Yani bizim de bizi de rahatsız eden bir durum bu. Maalesef sadece bunu hayır oylarının fazla çıkmasına bağlamıyoruz. Aynı zamanda İngiltere'de hem Belirici Terör Örgütü, PKK sempatizanları ve aynı zamanda son 15 Temmuz'la birlikte, daha doğrusu 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ terör örgütü ciddi bir üs olarak burayı seçti ve faaliyetlerini sürdürüyor.